Bir bölgenin gerçek alanı ile yüzdüşüm alanı arasındaki farkın fazla olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? İlk olarak gerçek alan ve yüzdüşüm alanı tanımlarını hatırlayalım. Gerçek alan neydi? Yeryüzündeki tüm şekillerin yüzeyi dikkate alınarak yapılan alan hesaplamalarıydı. Yani dağlar, platolar, engebeler burada varlığını sürdürüyor bu alan hesaplamasında. Fakat yüzdüşüm alanı hesaplanırken engebeler, çukurlar, yükseltiler düz olarak kabul edilerek yapılan alan hesaplamalarıydı. Yani gerçek alan ve yüzdüşüm alan değerleri birbirine yaklaştığında o bölgenin engebesi az, gerçek alan ile yüzdüşüm alan hesaplaması değerleri birbirinden uzaklaştıkça o alan, o bölgenin engebesi fazla olur arkadaşlar. Bizden istediğini bu fark fazlaysa sebebi nedir? Denize yakın olması değil, ekvatora yakın olması değil, yüz ölçümünün küçük olması değil, deniz seviyesinden yükseltisinin fazla olması değil. Fakat sorunun başında da söylediğimiz gibi yer şekillerinin engebeli olması gerçek alanla yüzdüşüm alan arasındaki farkın fazla olmasının nedenidir arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevap D şıkkı. Türkiye'nin gerçek yüzölçümü 814.458 km² iken yüzdüşüm yüzölçümü 779.462 km²'dir. Bu farklılık aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Arkadaşlar, izdüşüm yüzölçümü engebe yokmuş gibi varsayılarak hesaplanan yüzölçümü gerçek yüzölçümü ise o bölgenin engebesi, yükseltisi yani tüm yeryüzü şekilleri varlığını sürdürerek hesaplanılan alandır. Bu ikisi arasındaki değerlerde farklılık olduğunda oranın engebe değeri fazla demektir. Yani yeryüzü şekillerinin fazla engebeli olması bu değerler arasında farklılık olmasının nedenidir. Bu da B şıkkında yer almaktadır. Aşağıdaki çizik ölçekler kullanılarak çizilen haritalardan hangisinde Aydın Denizli arasındaki 125 kilometrelik karayolu 25 santimetre ile gösterilmiştir? Arkadaşlar, şıklardaki ölçeklere bakmadan önce ilk olarak ölçek formülümüzü yerine yazalım. Harita uzunluğu bölü gerçek uzunluktu. Soruda verilen 125 kilometre gerçek uzunluk. 25 santimetre ise harita uzunluğudur. Burada sadeleştirme yaptığımızda 1 bölü 5 değerini elde ederiz. 5 kilometreyi santimetreye çevirdiğimizde harita ölçeğimizi 1 bölü 500 bin olarak buluruz. Şimdi bu değeri, bu kesir ölçek değerini çizgi ölçeğe çevirmek istediğimizde çizgi ölçeklerin kenarlarında yazan uzunluk birimi kilometre olduğu için bu ölçeğin 5 sıfırını atıyoruz ve 1 bölü 5 değerini tekrar elde ediyoruz. Buradaki 5 rakamı çentikler arasındaki mesafenin olması gereken değeridir. Şıklara baktığımızda gördüğünüz gibi A şıkkında 5'er 5'er bir artış görülür. B şıkkında 10'ar 10'ar. C şıkkında 15'er 15'er. D şıkkında 20'şer 20'şer ve E şıkkında 25'er 25'er bir artış görülür. Bizim ölçeğimiz 5'er 5'er arttığı için doğru cevabımız A şıkkı olur. İstanbul ile Adapazarı arasındaki karayolu uzunluğu 1 bölü 1 milyon ölçekli bir haritada 15 santim olarak gösterilmiştir. Buna göre İstanbul-Adapazarı arasındaki karayolu uzunluğu kaç kilometredir? Yani bizden istediği şey burada İstanbul-Adapazarı arasındaki gerçek uzunluktur arkadaşlar.
Gerçek uzunluk formülümüzü hatırlamak istersek eğer, harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Verilen bilgileri yerine yazarsak harita uzunluğu burada bize 15 cm olarak verilmiş. Ölçek paydamız 1 milyon. Bunu kilometreye çevirdiğimizde 5 sıfırını sileriz ve 10 kilometre olarak buluruz. Çarpma işlemimizi gerçekleştirdiğimizde ise cevap 150 kilometredir arkadaşlar. Şıklara baktığımızda 150 kilometre A şıkkında yer alır. Aşağıda ölçekleri verilen Türkiye haritalarının hangisinde Marmara bölgesi daha ayrıntılı gösterilir? Arkadaşlar, ayrıntısı fazla olan haritalar büyük ölçekli haritalardır. Büyük ölçekli haritalar paydası küçük olan haritalardır. Şimdi şıklarda verilen ölçeklere baktığımızda şıklardakiler bize kesir çizgi ölçek şeklinde verilmiş. Bunları kesir ölçeğe çevirirsek eğer paydayı daha net şekilde görebiliriz. Büyük ölçeği, yani ayrıntısı fazla olan ölçeği ise daha net bulabiliriz. Bunları kesir ölçeğe çevirirken paydanın üzerine 1 yazıyoruz. Uzunluk birimize kilometre şeklinde verildiği için santimetre olarak aradaki farkı yazıyoruz. Aradaki farkımız 4. 4 kilometreyi santimetreye çevirdiğimizde 5 sıfır ekliyoruz. 1 bölü 400 bin ölçeğini elde ediyoruz. Paydanın üzerine 1 ekliyoruz. Artış oranını yazıyoruz. 6 kilometre olduğu için santimetreye çeviriyoruz. 5 sıfır ekliyoruz. 1 bölü 600 bin ölçeğini elde ediyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde uyguluyoruz. 1 bölü 800 bin ölçeğini bulduk. Artış oranımız burada 10'dur. 5 sıfır ekliyoruz. Ve 1 milyon olarak buluyoruz. Son olarak E şıkkında artış oranımız 15. Santimetreye çevirdiğimizde 1 bölü 500 bin ölçeğini buluyoruz. Ne demiştik? Büyük ölçekli ayrıntısı fazla olan haritaların paydası küçük olur. Burada paydası en küçük olan sııralama yaptığımızda 1 bölü 400 binli ölçek, yani A şıkkı. Bir yerin iz düşüm yüz ölçümü arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan her yer düzlük kabul edilerek yapılan hesaplamalar sonucu elde edilir. Yani engebe yoktur burada arkadaşlar. Her yer düz kabul edilir. Gerçek yüz ölçüm ise bu yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınarak hesaplanılır. Yani yer şekilleri varlığını bu hesaplamada sürdürür. Verilen ülkelerden, yukarıda verilen ülkelerden hangilerinin gerçek yüz ölçümü ile iz düşüm yüz ölçümü arasındaki fark en azdır? Yani engebesi fazla olan ülke soruluyor bize burada. Fark az olduğunda engebe az, fark fazla olduğunda ise engebe fazladır arkadaşlar. Verilen ülkelere baktığımızda ise Norveç ve Türkiye engebesi fazla olan ülkelerdir. Bunlar arasındaki gerçek yüz ölçümü ile yüz düşüm yüz ölçümü farkı en fazladır. 2 ve 3'ü veren şık C şıkkıdır.